Sayın Rektör Yardımcım, Kızılay Safranbolu Şube Müdürüm, değerli protokol, saygıdeğer hocalarım ve sevgili öğrenciler. Hepiniz Küçük Bedenlerin Büyük Savaşı adlı Lösemi ve Lösev konulu seminerimize hoş geldiniz. Sunumlarını yapmak üzere Medikal Hastanesi İdari İşler Koordinatörü Doktor İlker Telli, LÖSEV Halk ile İlişkiler Koordinatörü Can Oney ve Karabük Üniversitesi LÖSEV Koordinatörü Doğan Kaya'nın sahneye davet ediyorum. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Ben Doktor İlker, soyadım Telli. Medikal Hastanesi'nin idari koordinatörüyüm. Aile hekimi uzmanıyım. Burada oluş amacım sevgili kardeşlerimin lösemi hakkında size bilgi vermemi istemeleri. Ama görüyorum ki benim gençliğime göre çok daha fazla bir katılımcı kitlesi var. Ben Çukurova Tıp Fakültesi mezunuyum ve bu kadar geniş katılımcı olan bir konferans, bir lösemi konferansı hatırlamıyorum. O yüzden geldiniz, şeref verdiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun duyarlılığınız için. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Şimdi ben oturarak anlatmayı pek seven bir adam değilim. O yüzden müsaadenizle sahneye geçeceğim. Biraz kalın gövdemi görün. Etki bırakır sizde. Şimdi en çok soru acaba doktor bulamadıkları için mi beni çağırdılar? Yoksa lösemiyle ilgili çok şey bildiğim için mi beni çağırdılar? Yoksa lösemiyle ilgili bir anım olduğum için beni çağırdılar? Bu soru aklınızdan geçiyordur. Niye bir aile hekimi doktoru? Bunun bir nedeni var. Muhtemelen diğer doktorların işi vardı. İkincisi, benim hematoloji stajımın üniversitede yaklaşık 4 ayın üzerinde olması. Yani çocuk hematoloji çalışmış olmam. Üçüncüsü, birazdan anlatırken fark edeceksiniz. Şu anda benim kardeşim aktif lösemi hastası. Yani aslında temel neden, muhtemelen sonuncu neden. Yani lösemiyi aile olarak hissetmiş, yaşamış ve halen de yaşamakta olan bir kişiyim. En çok soru lösemi nedir? Bağışıklık sistemimizin önemli bir parçası olan beyaz hücrelerin al yuvar diye bilinir. Kontrolsüz çoğalması sonucunda olan bir kanser türü. Kontrolsüz bir çoğalan ak yuvarları sonucunda ortaya çıkar. Gördüğünüz gibi bu bir kemik iliği hücresi. Kemik iliğini nereden aldığını biliyorlar mı arkadaşlar? Hiç kemik iliği nereden alınır bilen var mı? Siz biliyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Kemik iliği hiç hayal edebiliyor musunuz? Nereden alınır bir kemik iliği? Dizden mi? Sırttan mı? Belden mi? Evet, çok güzel. Bravo. Gördünüz mü? Hiç görmediniz değil mi? Allah görmek nasip etmesin, yaşamak da nasip etmesin. Biraz ağrılı ama yine de doğru ellerde çok rahat bir şekilde uygulanabilen bir yöntem. Kemik iliği ile ilişkisi nedir? Şimdi kanda dolaşan al yuvarlar dediğimiz bizim savunma hücrelerinin kontrolden çıkması lösemi. Kemik iliğinin bu hücrelerin kaynağı olduğunu düşünürsek, yani kemikte yapılır, kan hücreleri ve kana verilir. Ana yapım yeri kemik iliği, buradaki ana kök hücrelerinden çoğalır, hepimizin kanları. Kök hücrelerindeki bir bozulma sonucu, blast dediğimiz o yaramaz, bizi huzursuz eden, aslında lösemiyi başlatan hücrelere dönüşmesi, kan dolaşımına yayılır. Şimdi normalde kan kanseri dendiğinde kan hücrelerinin görev yapmaması anlaşılıyor. Ama kök hücresi salgılıyor. Yani görev yapmamak ne alaka? Bu soruyla çok sık karşılaşıyorum. Bunlar o kadar yaramazlar ki normal özelliği olan kan hücrelerinin görev yapmasını engelliyorlar. Örneğin sizin savunma hücreleriniz sayısı 30 bin çıkıyor. Normalde 10 bini geçmemesi lazım. 30 bin, 40 bin, 50 bin çıkıyor. Ama yeterince savunamadıkları için vücutlarını, savunamadıkları için mikroplara açık hale geliyor. Bu genç hücreler o kadar çok yer kaplıyor ki kanda, sizin oksijen taşıyan, taşıdığınız, taşıyan
al yuvarlarınızı ciddi halde rahatsız ediyor ve sayılarını düşürüyor. Bu sefer de vücutta oksijen düşürüyor, halsizlik, yorgunluk oluyor. Bir de trombosit dediğimiz pıhtılaşma hücreleri var. Bu yaramazlar o kadar çoğalıyorlar ki kanda, o kadar fazla çoğalıyorlar ki bu yeni oluşacak olan ve pıhtılaşmayı kontrol eden bu hücrelerin de görev yapmasını engelliyorlar. Otomatikman kanda olmalarına rağmen görev engellenmiş oluyor. Neye kapı açılıyor? İltihaba. Koruyucular gitti, savunmacılar gitti. Oksijen düştü, halsizlik, yorgunluk ve kan pıhtılaşmalar gitti. Her an kanama riski. Kemik ille bağlantısı buradan kaynaklanıyor. Nedenlerini çok soruyorlar. Ben de kardeşime bu tanı koyulduğu zaman doktor olmama rağmen nedenleriyle ilgili oldukça fazla okuma yaptım. Ama net bir neden yok. Hiçbir neden bulamıyoruz net bir şekilde. Sadece teoriler var. Kimyasal maddeler, gıdalardaki katkı maddeleri, o yüzden GDO oldukça önemli. GDO'lu besinden lütfen uzak durun. Çünkü benim hatırladığım, çocukluğumdan bildiğim hamburgerlerin moda olduğu zamanlarda biz kardeşimle, benimden de göreceğiniz gibi bayağı yerdik. Kullanılan ilaçlar, bunlarla ilgili de kesin bir şey yok. Sadece aşırı miktarda, fazla miktarda, gereksiz miktarda ilaç kullanımının tetikleriyle ilgili bir çalışma sadece bu. İlaçların isimleri yok. Radyasyona maruz kalma, manyetik alana maruz kalma. Acaba radyasyon ve manyetik alan hayatımızda var mı şu anda? Nerede taşıyoruz manyetik alanı? Kalbimizin üstüne taşıyoruz, bırak cebi. Yani bırak onu, o manyetik alanı böyle onsuz bir anımız geçmiyor, öyle değil mi? Mesela Facebook'suz yapabileniniz el kaldırsın. Gene birkaç tane var Allah'a şükür. Yani bunlara çok dikkat, lütfen dikkat. Zehirli gazlar, karabüklüler. Herhalde bizi kastetti. Değil mi? Bizi kastetti. Ben Adanalıyım ama herhalde bizi kastetti. En sık hangi yaşta görülür? Evet, en sık bu yaşta görülüyor. Çünkü kan aktif bu dönemde. Kemik iliği aktif. İşte nedeni bilinmeyen o özelliklerden dolayı kök hücresi karakter değişince oluyor. Ama en sık diyorum. En son yapılan çalışmalar göstermiş ki artık bu aralık çok arttı. Benim kardeşim tanı koyulduğunda 30 yaşında ve 3 çocuk sahibiydi. 43 yaşında bir arkadaşım vardı. Burada tanı koyduğum hastalarım var. 26 yaşında isim veremeyeceğim bir kendi tanısını kendim koyduğum, 38 yaşında yine tanısını kendim koyduğum hastalarım var. Bu en sık aralık olarak görülüyor. Şu aralık en sık aralık. Ama maalesef yaş aralığı yükseldi. Yani içinizden birileri de bu riske sahip olabilir. Bunu korkutmak için söylemiyorum, dikkat edin diye söylüyorum. Bize çok soruluyorlar, aileden geçişti mi? Ya benim ailemde kanser yok. Var 78 yaşında dedem prostat kanseriydi. Başka da kanserli yok. Ama benim kardeşim lösemi. O yüzden kalıtsal değildir arkadaşlar. Benim ailemde lösemi yok diye, beni bulmaz diye asla düşünmeyin. Sadece dikkat edin. Etrafınıza dikkat edin. Burada gösterdiğiniz duyarlılığı aynı şekilde hayatınıza da gösterin. Şimdi lösemili kardeşlerimiz maske takıyorlar, değil mi? Gördünüz mü lösemili hasta? Az önce gösterdim, bir daha göstereyim mi şurada? Görüyor musunuz? Maske takıyorlar. Bana bütün insanlar lösemi bulaşıcı mı diye soruyor. Bulaşıcı mı? Değil, değil mi? Peki niye maske takıyorlar? Evet, az önce hatırlatmıştım. O yaramaz hücreler var ya, blastlar. Hani iş yaptırmıyorlar dedim savunma hücrelerine. O yüzden bu insanlar enfeksiyondan korunmak için maske takıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde enfeksiyondan korunmak için maske takmak yeterli mi? He? Değil mi? Yetmiyor. El hijyeni sizin toplum içerisinde kullandığınız tuvaletlerin hijyeni, hastanelerin hijyeni, sokakların hijyeni. Yani şu maskeyi takmak sadece bir
Bireysel önlem. Sadece bireysel önlem arkadaşlar. Bu çocukcağızların, benim kardeşimin girip çıktığı yerler sizce enfeksiyon riski taşıyor mu? Peki aranızda enfeksiyon riski taşıyor mu? Ben başka bir şey söylemiyorum. Evet. Bu yüzden takıyorlar. Söylemiştin zaten. Teşekkür ederim. Belirtileri. En sık belirtisi. Ben anımı anlatayım. 23 Kasım doğum günümden bir gün önce, 23 Kasım bundan 4 sene önce saat 18.26'da beni kardeşim aradı. Abi ben bugün doktora gittim. Doktor kan tahlillerini şu şekilde gönderdi diye. Bana tahlilleri okudu. Tahliller çok kötü. Şimdi bir hekim olarak yani onunla karşılaşmanız çok... Yani tanıyı biliyorsunuz çünkü. Anlatabiliyor muyum? İfade edebiliyor muyum kendimi? Yani okuyor, ak yuvarlar tavan olmuş, al yuvarlar, şey ak yuvarlar dip yapmış, ak yuvarlar tavan olmuş, al yuvarlar dip yapmış, trombosit dediğimiz o pıhtılaşmalar dip yapmış, bir moral bozukluğu. Sadece kardeşime şunu söyledim. Birkaç gün önce ilaç içtin mi? İlaca bağlı olabilir. Tabii yalan. Sen biliyorsun yani onun ne olduğunu. Yine de bir testi tekrar et. Bir hematolog arkadaşım var. Eğer testten sonra bir sıkıntı olursa oraya doğru gidelim. Kardeşim sabah beni saat 9-10 geçe bir daha aradı. Testler aynıymış, doğruymuş. Ben de kardeşime sordum. Dişini fırçalarken dişlerin kanıyor muydu? 4 aydır kanıyor dedi. Peki dedi, yaraların ne durumdaydı? Vallahi abi çok zor iyileşiyordu. Son zamanlarda o kadar yememe rağmen kilo alamıyordum. Anlatabildim mi? Benim yaşadığım belirtiler bunlar kardeşimde. Ama yüksek ateş olan oluyordur. İştahsızlık oluyordur. Solukluk, lenf bezlerinde büyüme, vücutta kırmızı noktalar, burun ve diş eti kanaması, vücutta morarma. Zaten yani vücutta morarma kanamayla aynı şey. Yani diş eti kanamıyor da cilt altı kanıyor, morarıyor. Aynı mantık. Kemik ağrıları ve zayıflama. Bunları gördüğümüz zaman en yakın sağlık kurumuna başvurmak. Neresi en yakın sağlık kurumu? Aile hekimleri değil mi? Bizde aile hekimlerine mi gidiyorlar, devlet hastanesine mi? Evet. O da bizim sağlık sistemimizin diğer bir sıkıntısı. Ondan sonra hematoloji gibi bir bölüme gidiyorsun. 60 tane kişi var kapıda. Ben Fransa'da çalıştım. Hematoloji bölümünde günde bir ya da iki hasta olur. Bizde 60 falan buluyor. Aile hekimlerinizi kullanın. Evet, kan tetkiki yaptık. Benim gibi yaptırdık bir daha. Sonuçlar bir daha geldi. Kime gönderdik? Hematoloğa. Kan bilimleri uzmanı demek bu. Tanı uzman doktor tarafından konur. Tanı prasyen hekim tarafından da konulabilir. Kesin tanı uzman doktor tarafından konur. Kesin tanı. Evet. Tedavisi mümkün mü? Ne yazıyor? Mümkün değil mi arkadaşlar? Buraya göre. Mümkün arkadaşlar. Nasıl mümkün? Bu kadar. Kim dedi onu? Allah razı olsun ondan. Süper. İlik nakli olmaz ise çocuklar kemoterapi dediğimiz ilaca iyi yanıt veriyor ama ilik nakli kesin tanısı, kesin tedavisi. Kesin tedavisi. Peki ilik nakli kolay mı? Neden zor? Kim dedi onu? Süper biri daha çıktı. Donör yok. Ben donör bulamadım. Ben kardeşime donör bulamadım arkadaşlar. 12 tane ilik merkezi araştırdım. Yurt dışında. İsrail buna dahil. Harikasınız. Süper. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasal olarak aileden tutulum olduğunda biraz geç haber veriyorlar. Benim kardeşime ilim 6'da 6 tutmuş ama haberim olmadı. Sonradan oldu. Bunlar da LÖSEV'in çözmesi gereken işler halinde geliyor. Evet, biraz acık da dokunduruyoruz tabii. Yani o kadar yorulduk ki. Yani kolay değil, 4 yıldır maddiyatı, maneviyatı hiç kolay değil arkadaşlar. Yani evet, çünkü burası gerçek ha. Bura gerçek. Çok uzun sürüyor. Çok uzun, gerçekten uzun. Çok uzun sürüyor. Geleceğim.
Valla film gibi anlatıyorum, heyecan yaptı. Tedavi nasıl? Kemoterapi, ilaç tedavisi. Çocuklarda başarılı arkadaşlar. Gerçekten başarılı. O yüzden tedavisi mümkün. Ama tedavisi mümkün olmayan çocuklarda da şu önemli. Şu. Nadiren. Nadiren. Demek ki ben çok nadir bir hastalığın abisiymişim. Yani. Çocuklar kemoterapiyle tedavi edebiliyor. Çocuklarda 2-5 yaş grubunda. Ama yaş grubu yükseldikçe maalesef ilik nakli ihtiyacımız artıyor arkadaşlar. Hele 5 yaşından sonra bu ihtiyaç çok daha fazla. Yani kemoterapisi var. İşte ya ne olmuş, tanısı kolaymış, yan gelip yatarım. Lütfen yapmayın. Lütfen kemik ilikleri için donör olun. Lütfen olun. Olun yani. Evet, amaç belli. Yaramazları öldürmek. O yaramaz hücreler var ya, o yaramazları öldürmek. Tabii yaramazları öldürürken ilaç bu yaramaz, bu bizden, bu yaramaz, bu bizden, bu yaramaz, bu bizden ayırabiliyor mu? Ayıramıyor. Ayıramadığı için normalleri de hallediyor. O yüzden maalesef şöyle yan etkiler oluşabiliyor. Ağızda yara oluşuyor, bağışıklık sistemi zayıflıyor, bulanıklık, bulantı, halsizlik, kan hücrelerinde azalma, kanama, ishal. Arkadaşlar hiçbir lösemili lösemiden ölmez. Hiçbir lösemili lösemiden ölmez. Lösemililer tedavi esnasında meydana gelen bizim nötropenik evre dediğimiz, yani hücrelerin sıfırlandığı evre esnasında meydana gelen kanamalar ya da enfeksiyonlarla vefat ederler. İfade edebildim mi? Yani ilginç bir hastalık yani. Çok enteresan bir hastalık. Evet, tedavinin nerede yapıldığı çok önemli. Sevgili lösemici kardeşim, o bu konuyla ilgili herhalde bilgi verecektir. Ben şanslıydım. Çukurova mezunuydum. Can Boğa Hoca, Allah razı olsun, Başkent Üniversitesi'nde ilik nakli merkezi kurmuş. Orada kaldı kardeşim. Bayağı yorulduk ama değdi. Tertemiz, pırıl pırıl, bütün kuralların dikkat edildiği bir yerdi. O yüzden de kardeşim sadece iki kere enfeksiyon riski atlatıp bir noktaya kadar geldi. Bu istatistik Türkiye'de 14 arkadaşlar. Yani iki büyük bir sayı. Yani büyük bir sayı. 14'te iki büyük bir sayı. Ve o ikinin bir tanesinde kaybediyorduk kardeşim. Akciğeri mantar enfeksiyonu olmuştu. Tamamen. 16 gün yoğun bakımda yattı. Sadece ve sadece yaptığımız tek şey dua etmekti. Yapacak başka bir şey yoktu. Evet, kardeşimi kurtaran tedavi. Bu mu? Benim kardeşimi kurtaran tedavi. Hayır. Ben ilik verdim. Bu kök hücre. Kardeşlerimizi kurtaracak tedavi. Bu yeni. Kök hücrelerin tiplerini alıyorlar. Olgunlaştırma bir tekneye tabi tutuyorlar. Ve bu teknikle radyoterapi, kemoterapi ve kemik iliğine ihtiyaç duymadan direkt olarak bireyin iliğine vererek, kan sistemine vererek tedaviyi sağlıyorlar. Şu yakışıklı benim kardeşim. Bu da oğlu. Bu ilikten, yani ilik naklinden yaklaşık 3,5 hafta önce çekilmiş bir fotoğraf. Şu Bartu benim paşam, kardeşimin oğlu. Görüyorsunuz sarılamıyorlar bile. Farkındasınız değil mi? Allah'a hamdolsun şimdi böyleler. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sağ olun. Hocam ağzınıza sağlık. Eyvallah, sağ olasın. Şimdi Can Bey yapacak sunumunu. Şey yapalım istersen. Hocam teşekkür ederiz güzel sunumunuz için. Öncelikle şey söyleyelim. Ha, önce kendimi tanıtayım. Daha sonra hocamızın söylediği konuya da değineceğim. Ona ihtiyacım yok. Oraya attım videoları ben. İsmim Can Öney. LOSEV'in Halkla İlişkiler Biriminde çalışıyorum arkadaşlar. Genellikle şöyle bir algı vardır. LOSEV'de çalışıyorsanız
ya eskiden bir lösemi hastalığı geçirdiniz ya da ailenizde bir lösemi hastası var. Sizler çok duyarlısınız. Hayır, hayatımda hiç böyle şeyler olmadı. Lösemi hastalığı geçirmedim ya da ailemde hiçbir kan hastalığı bulunmuyor ya da kanser vakası bulunmuyor. Çok özel bir hikayem de yok arkadaşlar. Genelde çok merak ediyorsunuz bunu. Neden LÖSEV'de çalışıyorsun ya da nasıl başladı LÖSEV'le hikayen gibi bazı sorular gelebiliyor. Ben baştan söyleyeyim, hiçbir özel hikayem yoktu. Sadece bir gazetenin ilanını da gördüm. Hatta üniversitede sizler kadar duyarlı bile değildim ben. Konferanslara katılmıyordum. Belki daha önemli işlerim vardı, bilmiyorum. Ama demek ki içimde bir şey varmış ve ben LÖSEV'de çalışmaya başladıktan sonra cidden çok sevdim ve yaptığım işi gerçekten severek yapıyorum. Sizlerle beraber olmak da çok çok önemli. Arkadaşlar, gerçekten yaptığınız şey çok özel. Burada olduğunuz için en başında size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şu an yapabileceğiniz birçok şey var. Havalar ısındı, üniversitedesiniz, bu zamanlar bir daha gelmeyecek. Yapabileceğiniz birçok şey varken siz burada olmayı seçtiniz. Bu da sizi özel insanlar olarak kılıyor. Tekrardan geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Genelde şöyle bir soruyla başlıyorum ben sunumuma, ama burada onu yapmayacağım. Çünkü hocamız anlatırken birçok soruya cevap verdiniz. Bu da sizin bilgili olduğunuzu anlatıyor. Ama genelde soru şuydu: LÖSEV'i tanıyor musunuz? LÖSEV ne iş yapar diye soruyorum ben arkadaşlara, üniversitedeki arkadaşlara. Tabii ki yüzlerce kişi el kaldırıyor. İşte birine söz veriyoruz. Ne yapar diyoruz. Bir cümle söylüyor: LÖSEV'li çocuklara yardım eden bir vakıftır diyor. Peki bir cümle daha söyler misiniz dediğimiz zaman insanlar orada tıkanabiliyor. Ben de işte ben ve kurumum aslında bunu yıkmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tüm Türkiye'deki üniversitelere giderek sunumlar gerçekleştiriyoruz. Öğrencileri bilgilendiriyoruz. Lösemi hastalığı nedir ki, ben işletme mezunuyum arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir doktorumuzun bulunması bana çok çok yardımcı oldu. Hastalığı anlatmak zorunda kalmayacağım. Uzman bir kişinin anlatması çok daha iyi oldu. Ben size LÖSEV ne gibi çalışmalarda bulunur ve sizler LÖSEV için neler yapabilirsiniz, bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra soru cevap yapabiliriz. İletişim bilgilerimi sizlere vereceğim. İstediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve çok çok aktif çalışan da bir toplumumuz var üniversitede. Ne mutlu ki 2 yıl önce tanıştım kendileriyle. Onlar bana ulaştılar. Biz LÖSEV için bir şeyler yapmak istiyoruz dediler. Ve bu topluluk kurmaya kadar devam etti. Ve bugün burada olmamızı sağlayan kişiler de bu topluluğun üyeleri. Onlara da buradan çok çok teşekkür ederiz. Onlarla da her zaman bir arada çalışabilirsiniz. Arkadaşlar gerçekten çok istekliler ve hani çalışma yapan üniversiteler arasında da en üst sıralarda A+ kategorisindeki topluluklardan bir tanesi. Topluluğumuz başkanı Doğuhan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman desteklerini alıyoruz. Buradan kalkıp Ankara'ya kadar geldiler zaman zaman. Bunları da yapıyorlar arkadaşlarımız. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ben size video izleteceğim arkadaşlar. Videoyla anlatım güzel oluyor. Sizler de sıkılmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla ilk videoyla biz başlayalım. Görüntü tanıtımla başlayalım. Arkadaşlar, şimdi ben size LÖSEV anlatacağım. LÖSEV ne yapar? LÖSEV öncelikle Lösemli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı ismi. 1998 yılında kuruldu. İlk kurulduğu yıllarda yalnızca 30 aileye hizmet verebiliyordu. Sadece 30. 30 tane lösemli çocuğa yardım edebiliyorduk. Şu an sayımızı tahmin edebilecek kişi var mı? 20 binden fazla hastaya yardım eden bir vakıfız. Gördüğünüz yerler bizim yapılanmalarımız. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Eskişehir'de ofislerimiz bulunuyor. Peki çocuklara bizler nasıl yardım ediyoruz? Öncelikle kendimize ait bir hastanemiz var. Lösante, Lösemli Çocuklar Hastanesi. Bu hastanede tedavilerini bir kuruş dahi para almadan gerçekleştirebiliyoruz.
ailelere sürekli olarak gıda yardımları, kıyafet yardımları, temizlik malzemesi yardımları ki hocamız da söyledi. Hijyenik ortamlarda bulunmaları çok çok önemli ve protein ağırlıklı beslenmeleri çok önemli. Bu nedenle biz ailelere bunları sağlayabiliyoruz. İlaç ihtiyacı olduğu zaman ilaçlarını getirtebiliyoruz bir şekilde. Bizim eczanemizde varsa hiçbir ücret almadan onlara sağlayabiliyoruz. Kan ve trombosite ihtiyacı olduklarında siz değerli gönüllüler sayesinde onların ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Gördüğünüz Losevtr'ı daha önceden Karabük'e geldi diye biliyorum ben. 81 ili dolaşarak bu illerde bulunan lösemili çocuklar ve onların ailelerine yardımlarımızı ilettiğimiz bir tırımız var. Aslında bir ailenin, bir lösemili ailenin diyoruz biz, ihtiyacı olan her şeyi biz onlara tamamen ücretsiz bir şekilde sunabiliyoruz. Gördüğünüz yer bizim hastanemiz. İki tane hastanemiz var aslında. İkincisinden birazdan bahsedeceğim. Bu bizim küçük olan hastanemiz. 2000 yılında açtık biz bu hastaneyi. 14 yatak kapasiteli, küçük, butik bir hastane burası. Ve daha önceden de söylediğim gibi çocuklardan bir kuruş dahi para almadan bu özel hastanede onların tedavilerini gerçekleştirebiliyoruz. Teknik açıdan çok gelişmiş ve diğer hastanelerde nispeten olmayan imkanların bulunduğu bir hastane. Çocuklar tek kişilik odalarda anneleriyle beraber kalabiliyorlar. Böylece enfeksiyon riskini en aşağı düşürmüş olabiliyoruz. Genellikle LOSEV'i lösemili çocuklara yardım eden bir vakıf olarak biliyorsunuz değil mi? Çünkü ismimiz öyle. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı. Ama biz erişkin kanser hastalarına yardım eden bir vakıfız. Şu an için tedavi imkanını sunamıyoruz. Hastanemiz Çocuk Hematoloji Hastanesi. Ama yeni hastanemiz açıldığında erişkin kanser hastalarına tedavi imkanı sunabileceğiz. Şu an sadece sosyal ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Burada bir lösemili çocuğumuzun annesini dinleyeceksiniz. Biraz ses açma imkanımız varsa sevinirim. Ses açma imkanımız varsa sevinirim. Tedavi gördüğümüz hastanede çok çok büyük zorluklar çektik. Yaklaşık 3,5 sene sürdü tedavisi. Şu an çocuğumun hastalığı tekrar yükseltti ve Lösante'deyim. Ben geldiğim günden itibaren hep bunu söylüyorum. Burası bir hastane değil. 8 katlı bir villa. Çünkü o kadar güzel düşünülmüş ve her ince ayrıntıya girilmiş ki tedavi döneminde çocuklar eğitimlerini alıyorlar, oyununu oynayabiliyorlar. Yemek salonunda olsun, oyun salonunda olsun bir araya gelebiliyorlar, arkadaşlarını görebiliyorlar en azından. Yemek konusunda yine istedikleri yemekler çıkıyor kendilerine. 3 ara öğün, 3 ana öğün olmak üzere toplam 6 defa yemek yiyorlar ve bu çocukları ben kendi çocuğumdan biliyorum çok çok mutlu oldu. Bizlere hep soruyorlar lösemi nasıl kurdunuz, neden kurdunuz, ailenizde lösemili bir çocuk mu var? Yok hayır, yani bizim yakınımda hiç akraban bir lösemili bir çocuk yoktu. Ama bir şey vardı, bir doktor olarak ulaşmanız gereken bir başarıyı yakalayamıyorsunuz. Hep böyle ölümler, kayıplar, tekrarlamaları görüyorsunuz. Öbür yanda da bir insan olarak bir çocuk kucaklarınızda ölüyor. Ve bu bir takım değişebilen, elde olabilen sebeplerle ölüyorlar. Aslında lösemiden ölmüyorlardı. İnsanlar parası olmadığı için ölmemeli. Biz büyükler ve bir kuruluş, bir kurum bu çocukları ölümden korumalı. Arkadaşlar gönüllülük bizim için çok çok önemli. Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz ve Türkiye'de çalışan sayımız 250 civarında. Dolayısıyla biz bu hizmetleri verebilmek için sizlerden destek almak zorundayız. Sizlerin destekleriyle bu gösterdiklerimizi hayata geçirebiliyoruz. Dolayısıyla eğer sizler de gönüllü olmak ve faaliyetlerde bulunmak isterseniz bir form dağıtacağım sizlere sunumun sonunda. İsim, soyad, mail adresi ve cep telefonu bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız 24 saat içerisinde LOSEV gönüllüsü olabilirsiniz ve çalışmalarımızda bizlere destek verebilirsiniz. Ve tabii bu bilgileriniz kulüple de paylaşılacaktır. Arkadaşlarımızla beraber güzel çalışmalara imza atabileceksiniz. Kendimize ait bir de okulumuz var. Sunumdan önce hocamız, yani benim sunumumdan önce doktorumuz söylemişti çok uzun süren bir hastalık diye.
3-3,5 yıl kadar sürüyor. 5 yıla kadar kontrolleri devam ediyor. Dolayısıyla eğitimlerinden geri kalma durumları söz konusu olabiliyor. Bizler de bir okul açtık ve sadece lösemili çocuklara hizmet veriyoruz burada. Tedavisi bitmiş ya da bitmek üzere olan çocukların okuduğu bir okul. Özel okul statüsünde ama diğer özel okullardan farkı, biz onlardan hiç para almıyoruz. Kıyafetlerinden kırtasiyelerine kadar her şeylerini karşılıyoruz. Görmüş olduğunuz yerde Lösemili Çocuklar Köyü. Lösemili Çocuklar Köyü Ankara'da Gölbaşı'nda bulunuyor. 2010 yılında hizmete geçti ve Türkiye'de ya da dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Peki durup dururken niye köyü inşa ettiniz diye bir soru aklınıza geldiyse, şehir dışından büyük illere tedavi olmak amacıyla gelen aileler oluyor ve onların kalacak yerleri bulunmuyor. Bazen hastanede bir sandalyede, bazen hastanenin bahçesinde bir karton üzerinde yatıyorlardı. Biz de bunları düşünerek bir köy açtık. Kısa süreli konaklamalarını köyün içinde otel binasında, uzun süreli konaklamalarını ise 1+1 ve 2+1 olan apart evlerde yapabiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz ürünleri biliyorsunuz değil mi? 2 yıldır stand açılıyor ve çok destekleriniz çok fazla oluyor arkadaşlar. Çok ciddi gelirler elde ediliyor. Bu ürünlerin tamamı Lösemili Çocuklar Köyü'nde tedavisi bitmiş gençlerimiz ve anneleri tarafından üretiliyor. Bizler de üniversitelerde, kardeş okullarda, alışveriş merkezlerinde ve kurumlarda standlar açarak bu ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirle de lösemili çocuklarımıza ve onların ailelerine tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Vakfın bağışlardan başka herhangi bir geliri bulunmuyor arkadaşlar. Yani arkamızda ne bir holding, ne bir siyasi kuruluş ya da bir cemaat tarzında bir şey bulunmuyor. Dediğim gibi gösterdiğim tüm hizmetler bağışlar sayesinde hayata geçirilebiliyor. Ve zaman zaman yaptığımız etkinliklerden bir tanesi onkoloji olimpiyatları. Tedavisini bitirdiğimiz lösemili çocuklarımızı her yıl Rusya'ya gönderiyoruz. Bu yıl ne olur tabii çok bilemiyorum. Tedavisi biten gençler koşu, yüzme, satranç ve masa tenisi dallarında yarışıyorlar. Aynı kaderi paylaştıkları arkadaşlarıyla yarışıyorlar ve onların moralini çok çok yükseltiyor. Sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenliyoruz. Her yıl düzenliyoruz. Peki neden sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenliyoruz? Çünkü tüm Türkiye'ye ve dünyaya löseminin, kanserin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu haykırmak amacıyla yapıyoruz. Beyaz tişörtler giyiyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir gibi illerde bu yürüyüşleri eş zamanlı olarak düzenliyoruz. Karabük'te de neden olmasın? Pası atarım ben. Burası Ankara, Ankara'daki görüntüler ve Ankara'da Eymir Gölü'nde yapıyoruz. Burada da yapabileceğiniz çok güzel alanlar var. Belki üniversite içerisinden başlar. Eski çarşı var. Eski çarşıda yapabiliriz. Güzel olur. Bu da Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası. Her yılın Mayıs ayının son haftası Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası olarak kutlanır. Ülke dışından lösemi hastalığını yenmiş gençler Türkiye'ye geliyorlar ve buradaki kardeşleriyle bir araya geliyorlar. Açık hava şenlikleri düzenleniyor ve daha sonrasında onları Antalya, Bodrum gibi çeşitli tatil beldelerine götürüp bir haftayı çok güzel bir şekilde geçirmelerini sağlayabiliyoruz. Sesi açarsak sevinirim. Sunuyorum. Ve onlara diyorum ki iyi ki sizler bu çocukların yanında durdunuz ve yüzlerce, binlerce çocuğumuzu hayata bağladınız. Şunu da söylemek isterim ki iyileşen her çocuk, yüzü gülen her anne hepimizin eseridir, gönüllerimizin eseridir, Türk milletinin eseridir. İyi ki sizler varsınız. LÖSEV hayat verir. Arkadaşlar sosyal medya hepinizin çok sevdiğini gördük. Doktorumuzun sorusunda kısıtlı olarak da olsa kullanmamız gereken bir mecra. Ve biz bu sosyal medya sayfalarımızı çok çok etkin kullanan bir vakıfız. Son 3 yıldır sosyal medyayı en etkin kullanan sivil toplum kuruluşu seçiliyoruz İTÜ tarafından. Dolayısıyla sizlerden bu sayfaları takip etmenizi rica ediyoruz. Ne var? Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus ve Tumblr kullanıyoruz. YouTube'da kullanıyoruz ama burada yer almıyor. /lösev1998 yazarsanız tüm resmi sayfalarımıza ulaşabilirsiniz. Bütün etkinliklerimiz, organizasyonlarımız ve yardım çağrılarımız bu sayfalar üzerinden
duyuruluyor. Ayrıca bizlere soru sorabilirsiniz. Chat hızına yakın bir şekilde sizlere yanıt verebiliyoruz. Devam edebiliriz. Biliyor. Ve sizden bir ricamız daha bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dolandırıcılara dikkat. Dolandırıcılara dikkat derken ne demek istiyoruz? Losev bir marka, büyük bir marka oldu ilerleyen zamanlar içerisinde. Dolayısıyla Losev'in adını kullanarak kendilerine gelir kapısı yaratmaya çalışan insanlar bulunuyor. Nedir bu? Kapınıza geliyor. Biz Losev'den geliyoruz. Losev'in çocuklara bağış yapmak ister misiniz diyorlar. Losev kesinlikle ve kesinlikle böyle bir çalışma içerisinde bulunmaz. Kapınıza gelmez, elden para toplamaz, dergi satmaz ya da boyama kitabı satmaya çalışmaz sizlere. Eğer böyle bir kişiyle karşılaştıysanız o kişi dolandırıcıdır arkadaşlar. Lütfen 155'i arayarak polise bilgi verin ki lösemili çocukların hakkını gasp etmelerine izin vermeyelim. Biz de vakıf olarak dava açıyoruz arkadaşlar. Bu kişilerin peşini bırakmıyoruz. Devam edebiliriz mi? İlk videomuzun sonuna geldiğimiz bu dakikalarda bana soru sormak ister misiniz? Merak ettiğiniz bir şey var mı buraya kadar? Ufak bir para. Buyurun lütfen. En son soru cevap. En son yapalım soru cevap. Peki, tamamdır. Peki ben şimdi size bir soruyla başlamak istiyorum. İkinci videoya geçmeden önce. Ülkemizde kaç tane lösemi hastası vardır? Bir yıl içerisinde kaç kişi lösemi hastalığına yakalanıyordur? Tahmin edebilen var mı? Ama her yıl, sadece yılı soruyorum. 2015 yılı içerisinde Ocak'tan Aralık'a kadar kaç kişi? 3500-4000 civarında. Dendi. Biraz kötümser oldu açıkçası. 1500 ila 2000 kişi lösemi hastalığına yakalanıyor arkadaşlar ülkemizde. Kanser olarak yani genele vurursak çok daha kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Her yıl yani Ocak'tan Aralık'a kadar olan 12 aylık dilimde 150 bin ila 200 bin kişi ülkemizde kansere yakalanıyor. Ve %50'den fazlasını bu hastalıktan dolayı kaybediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla hocamızın yaptığı sunumda dikkat etmemiz gereken yerlere azami özen göstermemiz gerekiyor. Yani nedir? Radyasyon kaynaklarından uzak durmamız gerekiyor. GDO'lu ürünleri tüketmememiz gerekiyor. Yapabildiğimiz kadar bu cep telefonlarını az kullanmamız gerekiyor. Radyasyon kaynaklarından uzak durmamız gerekiyor. Çevre kirliliğine çok çok önem göstermemiz gerekiyor. Yoksa yine doktorların söylediği bir durumu sizlere arz edeyim. Her 3 kişiden biri yaklaşık 15-20 yıl içerisinde kanser hastalığına yakalanacak arkadaşlar. Bu da çok çok kötü ki şu an bile durum çok kötü. Kırıkkale'nin, ben Ankaralı olduğum için Kırıkkale'den örnek vereceğim. Kırıkkale'nin nüfusu 180 bin civarında. Yani her yıl bir Kırıkkale kadar insan ülkemizde kanser hastalığına yakalanıyor arkadaşlar ve neredeyse yarısını da kaybediyoruz. Bununla ilgili olarak bizim bir çalışmamız daha bulunuyor. Hastanemiz 14 yatak kapasiteli butik bir hastane demiştim. Bu kadar artan kanser vakalarında yeni bir hastane yapma zorunluluğu ortaya çıktı. Ve onun videosunu beraber izleyelim. Siyah beyaz gördüğünüz kişiler kanserden hayatını kaybeden ünlüler. Renkli olarak gördükleriniz ise kanserle savaşını kazanmış olan ünlüler. Sloganımız bu şekilde. Tüm fotoğrafların renkli olacağı bir hastane açıyoruz. Az önce de söyledim. Her yıl 1500 ila 2000 kişi lösemi hastalığına, 150 bin ila 200 bin kişi de kanser hastalığına yakalanıyor arkadaşlar. Bu nedenle bizim o 14 yatak kapasiteli 2000 yılında açtığımız hastanenin çok büyük bir anlamı kalmıyor.
Dolayısıyla biz de yeni bir hastane yapmaya karar verdik. 2013 yılında da bu fikrimizi hayata geçirebildik. Biz aslında Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde bir arazi talebimiz vardı devletten. Ancak o arazi bize verilemedi. Biz de Ankara'da yine İncek'te kendi arazimizi kendimiz satın aldık ve üzerine inşaata başladık. Belli bir düzeye gelene kadar sizin hiç haberiniz olmadı. Ama daha sonra Birçoğlu'da Siz Koyun diye bir projeyle karşınıza çıktık. Hepiniz duydunuz mu ya da duymayan var mı aranızda? Arkadaşlar sizler tuğla koydunuz. Bir tuğla 10 liraydı. Ve herkes bu projenin elinden tuttu. 10 lira bağışladı derken biz çok büyük bir hastane inşa ettik. Mayıs 2015 tarihinde açılışını gerçekleştirdik. Ve tabii ki Karabük Üniversitesi de bizimleydi. Geldi arkadaşlarımız açılışta. Bizlerle beraber oldular. Bu sevinci hep birlikte yaşadık. Burası 400 yatak kapasitesi. Öncelikle ismini söyleyeyim. LÖSEV Kent Projesi diyoruz arkadaşlar. Kent dememizin sebebi de şu. İçerisinde sadece bir hastane değil, 1000 kişilik bir okul ve hemen solunda gördüğünüz alan ise otel binamız. Şehir dışından gelen lösemili çocuklar ve onların ailelerinin konaklamasını ücretsiz olarak sağlayabileceğimiz bir alanda bulunuyor. Hastaneden biraz bahsedeceğim. Çok ciddi bir hastane çünkü 400 yatak kapasiteli bir hastane burası. 9 katlı en üst katında helikopterin iniş kalkış yapabildiği helipad bulunuyor. Acil bir hastamız olması durumunda helikopterle de çocuklarımızı bu hastaneye getirebileceğiz. En önemli olan kısmı da şu diğer hastanemizden ayrılan kısmı. Burası çocuk hematoloji hastanesi olmayacak arkadaşlar. Tüm kanser hastalarına ücretsiz olarak tedavi imkanı sunabileceğimiz bir hastane. Ve yine eski hastanemizdeki gibi tek kişilik odalar bulunuyor. Ve yine enfeksiyondan uzak kalmalarını bu şekilde sağlayabileceğiz. Bu hastanenin tamamı hematoloji ve onkoloji üzerine olmayacak. Kardiyolojiden tutun da kadın doğuma kadar bütün birimler bu hastanenin içerisinde yer alacak. Lösemili ve kanserli hastalardan herhangi bir ücret alınmayacak ama diğer birimlerden ücret alınıyor olacak. Böylece hastanenin kendini döndürmesini bu şekilde finansal anlamda döndürmesini sağlayabileceğiz. 8. sınıfa kadar eğitim verebildiğimiz bir okulumuz var demiştim sizlere. Bundan sonra artık lise eğitimlerini de çocuklar LÖSEV bünyesinde geçirebilecekler. Böylece çocuklarımızdan ayrılmak zorunda kalmayacağız. Hatta ve hatta üniversite başvurusunda bulunduk. İlerleyen dönemlerde LÖSEV Üniversitesi'ni de göreceksiniz. Kendi sağlık personelimizi kendimiz yetiştirebiliyor olacağız arkadaşlar. Bu hastanenin içerisinde ya da kent projesinin içerisinde kanserli hastaların her ihtiyacı düşünüldü. 500 kişilik konser salonundan tutun da yüzme havuzlarına kadar, onların zamanlarını geçirebileceği atölyelere kadar her şey bu projenin içerisinde yer alıyor. Ve aslında ülkemizde çok görmeye alışık olmadığımız bir şekilde yapıldı. Yani imece usulüyle yapıldı. Yani sizler bağışta bulundunuz, milyonlarca insan bağışta bulundu. Ve biz de bu binayı yaptık arkadaşlar. Peki tedavi imkanı şu an sunabiliyor muyuz? Hayır. 10 Mayıs 2015 tarihinden itibaren bu hastane açıldı. Ama ruhsatı bulunmadığı için, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat verilmediği için geçen 6 ay mı oluyor, belki daha fazla oluyor, bir hastaya bile tedavi imkanı sunamadık. Öncelikle Sağlık Bakanımızın bir açıklaması oldu. Böyle bir hastaneye ihtiyaç yok. Eğer olursa en iyisini biz yaparız dedi. Daha sonra ülkemizde hematolog ve onkolog azlığından bahsedildi. Devlet hastanesindeki hematolog ve onkologları kendi bünyemize geçireceğimizi ve devlet hastanelerinin problem yaşayacağından bahsettiler. Ama bizim doktorlarımız zaten daha önceden istihdam edilmişti, alınmıştı. Böyle bir problem de aslında olmayacaktı. En sondaki görüşmelerde 75 yatak kapasitesiyle bizlere sözlü olarak izin verdiler. Bizler de onlardan gelecek yazıyı şu an için bekliyoruz. Yazı gelir gelmez
hastanemiz 75 yatak kapasitesiyle açılabilecek. Biz istiyoruz ki biz bu hastanenin tamamını kullanalım. Ama tabii Sağlık Bakanlığı'nın takdiri zorluk çıkarmayacaklarına inanıyoruz. En yakın zamanda tam kapasiteyle bu hastaneyi açacağımıza inancımız tam. Burayla ilgili soru var mı? Pardon, soru cevabı en son yapacaktık. Ben çok alışkınım böyle şey yapmaya, soru sormaya. Ve son olarak üçüncü videoyu da izletelim. Ama başında bir şey yapayım, konuşma. Tamam. Arkadaşlar, sizlere hep başında da söyledim. Gönüllülük bizim için çok çok değerli diye. Her bir gönüllü gördüğünüz gibi Süpermen kategorisinde bizim için. Her bir gönüllü bir Süpermen bizce. Çünkü çok özel ve değerli bir şey yapıyorsunuz. Bizler de gönüllülerimizin Gönüllüler Günü'nü kutlamak amacıyla bu videoyu çekmiştik. Ve çocukların ağzından siz onların gözünde ne ifade ediyorsunuz onu yakalamaya çalıştık ve böyle bir video çektik. Eminim sizler de o hissiyatı alacaksınızdır. O yüzden izletmek istiyorum bu videoyu. Gönüllü oyuncakları paylaşan arkadaşlarım. Bana danko yeten arkadaşlardır. Annemin yaptığı bebekleri satarak bana destek olanlardır. Gönüllü demek sevgiyle çalışan insanlar demektir. Aslında bizi tanımıyoruz. Ama bir o kadar da iyi tanıyoruz. Çünkü her ihtiyacımızda yanımızdasınız. Ben Yağmur Ece'nin annesiyim. Eylül ayından beri Evrensel'de tedavi görmekteyiz. Desteklerinizle her günümüz umut dolu ve aydınlık geçiyor. İyi ki varsınız. Evrensel gönüllülerine teşekkür ediyorum. Gönüllülük böyle bir şey, çok özel, çok değerli bir şey arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi başında söylediğim şeyi tekrarlıyorum. Gönüllü olmak isterseniz buraya formlarımızı dağıtacağız arkadaşlar. Sunumun sonunda gelerek isim, soyad, mail adresi ve telefon bilgilerinizi bizimle paylaşarak LÖSEV gönüllüsü olabilirsiniz. Soruları daha sonra alacağımız için şimdilik sizlere çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, katıldığınız için. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle berabersiniz. Ağzına sağlık Can abi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Değerli sunumlarından dolayı LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatörü Can Bey'e ve hocamıza çok teşekkür ederiz. Çok önemli bir konu. Bizim de müzdarip olduğumuz yakınlarımızda gerek bu hastalığı yaşayan, gerek hastalığı yaşayanların tanıdıkları olan insanlar var. Aramızda Turgut Demir hocamız da var. Hoş geldiniz hocam. Turgut Demir hocamızın ve fakülte başkanımızın da çevre duyarlı konusunda güzel projeleri var. Sigara hizmeti ve çevre duyarlı. Çevrenin temiz olması hastalığı bir nebze savunma konusunda yardımcı oluyor. Ufak bir sunum yapacağım ben de. Üniversitede neler yapıyoruz? Biz kimiz? Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Çok vaktinizi almayacağım. Sonra soru cevap yapıp bitireceğiz. Karabük Üniversitesi'nde LÖSEV toplu olarak iş yapıyoruz. Kızılay Kulübü ile birlikte. Ramazan Başkan'la. Ben kimim? Ben Doğuhan Kayan. LÖSEV koordinatörüyüm.
Ayrıca Teknoloji Fakültesi'nin de nacizane temsilcisiyim. Mustafa hocamız ve diğer okul büyüklerimiz sağ olsun bize çok destek oluyorlar. Bize aşağıdaki mail adreslerinden ulaşabilirsiniz. Neler yaptık? Tanışma organizasyonları yaptık, toplantılar yaptık. Sene başında bunları duyurmaya çalıştık sizlere ulaşmak için. Kahvaltı düzenledik. 100 kişi ve 200 kişi olmak üzere 300 kişiye kahvaltı verdik. Daha yakından tanışalım diye. Stand çalışmaları yaptık. LÖSEV'in ve bizlerin en çok değindiği ve önemli olan nokta stand çalışmaları. Gönüllü arkadaşlarımızı, Can abinin de değindiği üzere. Ürünler gönderdik aslında. Kısaca anlatmak istiyorum. Yani arkadaşlarım ne kadar özveriyle çalıştıklarını sizlere anlatmak için bunu anlatacağım. Bir koli ama yani büyük bir koli ürün gönderdik arkadaşlara satışının yapmaları için. 2350 lira. Evet. Sabah Doğan beni aradı. Can abi kolimiz geldi dedi. Hayırlı uğurlu olsun hadi başlayın dedim. Akşam aradı ürünler bitti dedi. Yeni ürün gönderir misiniz dedi. Yani bu benim hiçbir üniversitede karşılaşmadığım bir şeydi. Bir gün içerisinde gelen her şeyi satıp parayı LÖSEV'e bağışlamaları bence çok başarılı bir organizasyondu. Ve bir tane daha bahsetmek istiyorum aslında. Ben çok üniversiteye gidiyorum. Yani Türkiye'deki tüm üniversitelere neredeyse gittim. Bu sunumları yaptım. Bu kadar çok kişinin katılımıyla sanırım hiç karşılaşmadım. Hani aşağı yukarı saymadım ama hani en fazla gördüğüm 200 kişi civarında oluyordu. Ve hani bu konuda da arkadaşlar bir öncü, bayağı başarılılar. Teşekkür ederiz. Tekrardan teşekkür ederim. Şimdi kendini övmeyeceği için ben biraz öveyim istedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii bunlar benim sayemde değil de gönüllü arkadaşlar sayesinde oldu. Ben de sizin nezdinizde arkadaşlara teşekkür ederim. 2350, iki gün izin aldık biz spor kültür sağlıktan. Bir günde ürünler bitti. Ertesi gün standların başında gönüllü arkadaşları bekledik. Sohbet ettik, çay içtik, kahve ikram ettik. Bunlar hep sizler sayesinde. Geçen sene bilim günlerinde Galaksi Rehberi diye bir TRT'de program var. Belki denk gelmişsinizdir. Gülhan'ın Galaksi Rehberi. Gülhan ablayla standta bir gün geçirdik. Güzel bir vakitti. Canan Karata hocamızı herkes tanıyordur. Lahmacundan, ekmekten. Geçen sene de kendisi aramızdaydı. Hiç gündemden düşmeyen bir hocamız. Eğitim ve bilgilendirme seminerlerine geçen sene geleneksel olarak başladık. Geleneksel olmasını temenni ederek başladık. Bu sene de ikincisini düzenliyoruz. Canan Bey geçen sene de aramızdaydı. 2014'te Aralık 16'da yaptık. Fen Fakültesi konferans salonundaydı. Hüseyin'le birlikte Katü'ye ve MEFE'de gittik birlikte. Orada da çalışmalarımızın bir kısmını anladık. Kulüplere, yeni kurulmuş kulüplere öncülük etmeye çalıştık. Kızılay'la çalışıyoruz demiştim. Biz LÖSEV'le Kızılay aslında birlikte çalışmıyor. Ama biz okul içerisinde öncüyüz. Sosyal sorumluluk ve çevre duyarlılığı, işte kan bağışı, lösemi. Biz kendi nefsimiz için yaşamamayız arkadaşlar. Yani hayat artık biraz menfaat ve çıkara dayalı olmaya başladı. Neden gönüllüsünüz, işte neden bunu yapıyorsunuz diye kendi ailemden olmak üzere bütün arkadaşlardan sorular alıyorum. Ya, boş vakitleri neden böyle şeylerle değerlendiriyorsun? İşte yapacak o kadar şey varken niye bu? Çok soru alıyoruz. Eminim ki Ramazan ve Hüseyin de bu soruları alıyordur. Biz kendi nefsimiz için de değil de biraz da başkaları için. Yani ölümlü dünya. Gittikten sonra ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Biraz faydalı işler yapmak da inanın ki hem kendi vicdanınıza hem de hayata bir şeyler katacaktır. Emin olabilirsiniz. Bu biz ruhuyla hareket etmek de bize büyük değer katıyor. Geçen sene 2071 ünite kan bağışı rekoruyla Türkiye'de öncü olduk Karabük Üniversitesi olarak. Ondan önceki sene de yine rekoru bizdeydi, 2023 ünite. İnşallah bu sene de 3 Mayıs'ta rekoru yenileyeceğiz. Bir kamu spotu var. Geçen sene çektik. LÖSEV yayınlamadı bunu. Onu da söyleyeyim Can abi buradayken. Sağ olsunlar. Bilmiyorum vallahi Can abi, kusura bakma ya. Niye çalışmıyor bu? Sen bile yayınlayamıyorsun. Ha, ben bile yayınlamadım. LÖSEV ne yapsın? Vallahi laf attık çarpıldık galiba ya. Gönlünün kalbi kırılır mı? Arkadaşlar Karabük Üniversitesi LÖSEV Gönülleri sayfasına girerseniz videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi açılmıyor. Evet.
Okulumuzun interneti biraz yavaş bu aralar galiba. Öğrenci konseyi olarak da bu konuyu ele atacağız. Açılmadı. Neyse. 2-8 Kasım Lösevili Çocuklar Haftası'nda Lösev Toplum Gönülleri Vakfı ve Kızılay'la ortak olarak kök hücre bağışı konusunda bilgi verdik. İnşallah bundan sonraki projemizde de Medikal Hastanesi yanımızda olacak. Yani kök hücre çok önemli. Yeni bir proje. Kızılay'ın da böyle bir projesi var. Kök hücreye çok önem veriyor. Çok kolay. Hemen parmağınızdan bir örnek alıyorlar. Kök hücre bağışı için. Uyulursa arıyorlar sizi. Diyorlar ki donör olabilirsiniz. Gelin. Böyle kısaca özetleyebiliriz konuyu. Geçen sene biz buradan kalktık. Çok güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu. Konu hakkında çok detaylı bilgi veremeyeceğim için şey yapmadım. Lösemili Çocuklar Köyü ziyareti yaptık arkadaşlar. Kalktık buradan 50 kişi, hatta 100 kişi gitmek istedik fakat araba bulamadık. Hastaneyi ziyaret ettik. Küçük kardeşlerimizi ziyaret edecektik fakat hijyen ve bağışıklık sistemlerinin durumundan dolayı yaklaşamadık onlara. Bu konu çok hassas. Yani kaş yapalım derken göz çıkartmak istemedik. Sadece hastaneye gözük, imkanlara baktık. Lösemili Çocuklar annesine biraz değinmek istiyorum. Bu anneler, orada tedavi gören kardeşlerimizin anneleri. Kendi ürünlerini kendileri yapıp daha sonra bize gönderiyorlar. Biz de burada satışını gerçekleştiriyoruz. Şurada görüyorsunuz o mantar evi yapıyorlar. İşte arka tarafta başka bölüm var. Çeşitli ürünlerin ürünlük şeyini gerçekleştiriyorlar, üretimini. Lösant açıldı. Buradan yine bir 50 kişilik bir ekibimizle hastane açılışına gittik kutlamaya. Bu kutlama büyük coşkuyla geçti. Yani görerek yaşamak biraz daha etkili oluyor. Ben burada ne anlatırsam anlatayım. Siz projelere katılmadığınız sürece buradan gelip buradan çıkacaktır. Biz de öyleydik çünkü. Ama yaşayınca bir şeyler hissetmeye başlıyorsunuz. Faydalı olduğunu görünce insan biraz da vicdanen kendini rahat hissediyor. Güzel organizasyondu. Arkadaşlar ben aramızda olduğunuz için teşekkür ederim. Kızılay Kulübü, Öğrenci Konseyi ve Teknoloji Fakültesi temsilcilerine. Çok kısa bir şey daha var. Buraya koymadık fakat bizim de gerçekleştirmek düşündüğümüz bir projemiz daha var. Küçük çocukları ziyaret ediyoruz biz köylere gidip. Çalışmalar yapıyoruz. İnşallah üniversitemizden de desteği alacağız. Gerekli görüşmeleri sağladık. Buradan kalkıp bir arabayla seçtiğimiz bir köy okuluna ziyaret gerçekleştireceğiz. İşte Evim Şahane izliyor musunuz? İzleyen var mıydı yani? Orada bir tane kel mimarımız vardı. Onlarla da temasa geçebilirsek eğer, onlar okulun onarımını yapacak. Biz de çocuklarla atölye çalışması yapıp güzel bir projeye imza atacağız. 3-4 kere yaptık fakat öğrenci olarak kısıtlı imkanlarımız vardı. Çocuklarla atölye çalışması yaptık sadece. Yine de çok güzel. İnanın Karabük Üniversitesi Lösev Gönülleri sayfası, Türk Kızılay'ı Karabük sayfasına girerseniz gerekli fotoğraflara da ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk başta şey takdimi yapalım hocalarımıza. Belge takdimi. Sonra soru cevap kısmını alıp bitirelim. Soru cevap yapacağız. Teşekkür belgelerini vermek üzere Türk Kızılay Şube Başkanı İhsan Topoğlu'nu saygılarımla sahneye arz ederim. Şeref hocam. Evet, çok teşekkür ederim. Şöyle çekelim. Bir daha Kızılay Daire Başkanı nerede bulacağım? Evet, hocam, arkadaşlara da söylüyorum. Safranbolu Türk Kızılay artık üniversite gençlerimizle de beraberdir. Ben daha çiçeği burnumda yeni bir başkan oldum. Bakışlarınızın arasından bir güzel dalkış alayım. Sizlerle beraberiz. Teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Hocam herhalde diğer arkadaşımıza da.
kendine de yani, inanın. Bravo Doğan. Tabii tabii, toplu arkadaşlar şey söz. Tamam. Ne yapayım, siz mi bekleyeceksiniz? Çok merak edilen yer soru cevap. Soru cevap alalım. Arkadaşlar sorusu olan varsa hocamıza, Can abiye ya da bana. Buyurun. Hatta şu el mikrofonunu dolaştıran. Evet. El mikrofonu dolaştıran arkadaşlarımız varsa. Can abi verecek hali yok mu? Hocam benim sorum size. Bana. Evet. şu an hani... Hocam deyince ben şöyle bir heyecanlandım. Şöyle söyleyeyim. Artık anne karnında göbek kanından kan alma ile ilgili bir araştırma var galiba. Doğru. Bu lösemide ne kadar uygulanabiliyor? Şimdi siz bu soruyu sormadan önce bu sorunun bana sorulabileceğini tahmin edip Barış Bey'le bunun sohbetini konuşmadan hemen önce yaptık. Şimdi bu aslında şöyle bir olay, bu ilginç bir olay. Gelişmesinin kaynağı şu, bir ikiz kardeşin bir lösemi oluyor, diğeri olmuyor. Bunun üzerine bu nasıl oluyor diye merak ediyor Türk bilim adamları. Çok merak ediyorlar bu nasıl oluyor diye. Ve bunu araştırmaya başlıyorlar. Tabii İngiliz bilim adamları. Ve bir şey fark ediyorlar, bütün özellikler aynı olsa bile genlerimiz içerisindeki ufacık bir farklılık aslında bireysel farklılığımızı oluşturan bir yapı. Yani özel bir gen ismini şimdi veremeyeceğim. Çok karışık, böyle numaralı numaralı gidiyor. Onu veremeyeceğim ama çok ufak bir gende bir problem olduğunu tespit ediyorlar. Ve diyorlar ki o zaman bu işin kaynağı kök. Avatar filmini biliyorsunuz değil mi? Her şey ağaca çıkıyor ya. Bu da o köke çıkıyor ve bununla ilgili çalışma yapıyorlar. Çalışmanın sonucunda şunu fark ediyorlar. Eğer bir bireyin evladına taşıdığı özelliği içinden çekip alabilirsek, bu bireyin kendi kök hücresine dokunmadan öz yapısından bir kök hücre elde edebiliriz. Harika değil mi mantık olarak? Ama çok zor. Çok zor. Çok zor. Bununla ilgili 14. yılındalar. Arkadaşlar ne yapıyor bilmiyorum. Telefonlarımı açmıyorlar. Gerçeği konuşmak gerekirse umutlu, hatta şu anda Türkiye'de çalışan iki yer var. Bizzat biliyorum çünkü kardeşimin kanser olduğunu öğrendikten bir ay sonra da eşinin gebe olduğunu öğrendik. İkiz gebelik olduğunu öğrendik. Ve doğum esnasında benim iliğimi reddetmesi halinde ikinci bir şans olacağını, eğer onu da reddederse üçüncü bir şans olarak bu göbek bağındaki kök hücrelerin ayrıştırabileceği söylendi. O yüzden biz bunu aldık ve İstanbul'a gönderdik. Türkiye'de şu anda denenmiş sadece 4 tane vaka biliyorum. Yani yüzdük kuyruğuna geldik ama uygunluğu çok zor. Çok zor. Nerede biliyorsun? Emekliyoruz. Şu anda emekleme safhası. Çünkü Türkiye'de 4, Avrupa'da 10 ya da 15'tir. Yani 100'ü bulmaz. İfade edebildim mi? Biraz daha zamanımız var ona. Yani inşallah kimsenin ailesine ihtiyaç duymaz ama biraz daha zamanımız var. Teşekkür ederim ben hocam. Teşekkür ederim. Bir soru daha soracaktım da ben. Tabii. Nüks etme demiştiniz. Çok. Çok fazla. Bunun sebebi acaba bilinmiyor. Tedavi... Bilmiyor. Hayır, bilmiyor. Tamam. Yani şöyle ifade edeyim. Kök hücre nakli yapılıp kesin tedavi olmayanlarda kemoterapide bir tane hücre gözden kaçsa, tek bir hücre, kemik iliğinde çok arsız olduğu için tekrar oluşup tekrardan lösemiye çevirebiliyor. Bir tane hücre gözden kaçsa. Ya tam remisyon tanısı koymak için 5 yıl bekliyorlar. Yani benim kardeşim iliği aldı. İlikten sonra iyileşti dememek için 5. yılın sonunda, yani bu senenin
Yani o 2016'nın Kasım ayında söylenecek, bakılacak kemik iliklerine bir tanesinde bile bir ufacık bir bilas da olsa tekrar, yani nüks dediğimiz olay kabul ediyorlar. Biraz yüksek bir oran. O yüzden bu konu üzerinde durmak lazım. Lösevin'in de bu konu üzerinde durmuş olması beni çok mutlu ediyor. Durmak lazım yani. Çok sık var. Çok sık var. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Evet. Çalışmamız var bizim. Geç yan etki dediğimiz mesela karaciğer büyümesi, kalp hastalıkları, kemoterapiye bağlı olarak bu yan etkilerin olduğunu öğrendik ve bununla ilgili çalışma başlattık. Bütün tedavisi bitmiş olan çocuklarımızı hastanemize çağırdık ve rutin bütün kontrollerini yaptık. Herhangi bir karaciğer ya da kalple ilgili sıkıntıları olup olmadığını kontrol ettik. Bu da hani kemoterapinin geç yan etkileri olarak biliniyor arkadaşlar. Ben seni heyecanla bekliyorum, o yüzden sana döndüm. Yani tabii ben lütfen. Geldi mikrofon. Evet. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde kanser vakalarının tedavisi ücretsizdir. Doğrudur. Ama nasıl? Yani bir tuğlada biz koyuyoruz olaya. Ama işte şöyle ifade edeyim. Off the record değil mi? Basın çıktı mı? Konu çıktı mı ya? Biz orada şey kayıt var hocam, abi. Hocam sıkıntı... Beretiv var. Sıkıntıyı ben daha kötü. Para olarak görmüyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde. Evet. Kemoterapi ilaçlarını bulabiliyoruz o zaman. Şimdi şöyle söyleyeyim. Uzun sürmesi problem. Evet. Uzun sürmesi bünyeye problem. Bünyeye verdiği zarar. Evet, uzun sürmesi problem. İnsanı, birçok insanı öldürdüğü söyleniyor. Ben şu anda... Yok. Kemoterapi şey yüzünden insanlar çöküyor. Saçları gidiyor, tüm bedenleri... Yok. Şimdi kardeşimin saçı çıkmış durumda benim. Hocam, doğrudur. O süre boyunca gidiyor. Yani kemoterapi ilacı zaten zehir, bir çeşit zehir. Normal bir hasta şimdi, olmayan bir insan alırsa ölür. Şimdi şöyle bir şey yapalım. İsim neydi? Çok özür dilerim. Furkan. Furkan, şimdi işin onkolojik tedavi kısmıyla lösemik tedavi kısmını şöyle bir ayırayım önce. 2-5 yaş arası çocukların kesinlikle şeyi adını siz getirin, kemoterapist bir tedavi olasılığı yok nakil dışında. Öyle değil mi sevgili kardeşim? O yüzden kemoterapi uygulamak zorundayız. Bu bir. İki, kemoterapinin muhakkak ki bir yan etkisi olacak. Benim kardeşimde yaşadığı, daha küçük hastalarımda yaşadığı. Her ilacım var hocam. Tabii. Yani bu noktada bunu yapamayız, veremeyiz, tedavi edemeyiz, bu bir zehirdir deme şansımız zaten yok. Ben bunu açıkça söyleyeyim. Artı masraflı olmasının nedeni şu, bu masraf dediğimiz şey sadece bireyin cebine olan masraf değildir arkadaşlar. Maalesef bir sistemimiz var ve bu sistem içerisinde hepimize olan bir masraftır. Devlete olan yükü var, insana olan yükü var, aile olan yükü var. Örneğin lösemiyi Mardin'de tanı koyulmuş olan bir lösemi, Urfa'da tanı koyulmuş olan bir lösemi, Aydın'da tanı koyulmuş olan bir lösemi, Isparta'da da tanı koyulmuş bir lösemi oralarda kolay tedavi edilemiyor çünkü merkezlerimiz yok. Bu bakımdan bu insanlar taşınıyorlar şeylere, büyük şehirlere. Büyük şehirlerde bunların kalmaları bir problem. Aralıkları, tedavi aralıkları bir problem. O yüzden maddi bir yüktür. Maddi yük derken devletin verdiği katkıyı biz göz ardı edemeyiz. Ama tabii başka ya. Bir noktası var. Örneğin benim başıma geleni anlatayım ben. Benim kardeşim de İlik nakilinden sonra iliğin reddetmemesi için, bir de böyle problemler var. Bunlar çok teknik konular ama ben basitçe anlamanız için şöyle anlatacağım. İliği reddetmemesi için bir ilaç verilir. Veriliyor. İsmini söylemeyeyim, reklama girer ama veriliyor. Bu ilaç maalesef benim kardeşim alerji yaptı. Ve Türkiye'de tek kullanılan bir ilaç bu. Ve kardeşim kullanamıyor. Alerjisi şu, tansiyonlarını çok yükseltti ve burun kanaması yaptı. Dediler ki, yani siz diyebilirsiniz ki ya burun kanaması ne olacak? Trombosit olmayan bir hastanın burun kanarsa durmuyor abi. Kanama durmuyor yani. Durduramıyorsunuz kanamasını. Yani hasta lösemiden değil, burun kanamasından ölüyor. Şimdi bu ilacın yerine kullanılacak olan ilacın Türkiye şartlarındaki durumunu değerlendirmek lazım. Yani SGK karşılıyor mu, evet. Karşılamıyor yani, mu? Genelde o yüzden muadili olan ilaçları karşılamıyor. Bu hani bu maddi kısım, çok ince kısım, yasalara ilgilendiren kısım, bu noktaya çok girmek istemiyorum. Tek diyeceğim şey şu, kemoterapi şartları uygulanır, başka yolu yok. İlik gerekirse zaten başka yolu yok.
Ve masraf derseniz de maalesef evlat, kardeş, can, o masrafı da yapıyorsunuz. Yan etkileri göz ardı etmememiz gerekiyor ama yapacak başka da bir şey yok. Yani dikkat edeceğiz sağlığımıza. O konuyu anladım. Yani evet. Şimdi biz bilim adamlarımıza hani diyoruz çalışmıyorlar işte yurt dışından geliyor her şey ama biz de takip etmiyoruz hocam. Yurt dışında Amerika'da çok büyük gelişmeler oluyor, Avrupa'da da. Evet. Kenevir yağıyla kanseri yenen insanlar var. Evet, gaz ayağıyla da yeniyorlar. Gaz ayağı kemoterapi kullanılmıyor. Kemoterapinin işlemediği birçok insan bu şekilde kurtulmuş durumda. Yani bunu medya hiçbir yerde ben görüyorum. Yabancı kaynaklarda her yerde var. Türkiye'de hiç yok. Şu anda medya çekiyor seni. Yoksa, rahatlıkla duyuyor. Evet, tamam, ne güzel, güzel o versinler. Zaman, ama şimdi tekrar söylüyorum. Bu bir şey daha söylemem gerekiyor. Bu ama kemoterapi... benim yanıtım vermedin. Beklemedin yanıtımı. Şimdi ben fitoterapi konusunda eğitim almış biriyim. Fitoterapi çok teknik bir kavram. Fitoterapi şuna iyi gelir, bu buna iyi gelir, şu şuna iyi gelir diyerekten konuşma şansımız yok sevgili kardeşim. O yüzden bu konuyu daha özel bir ortamda yanıma gelirsen hocam, tartışabiliriz. Şimdi getireyim size kaynağımı, vereyim, incelersiniz. Tamam. Tamam. Diğer sorunu alayım. Diğer soru hocam, bu kemoterapi ilaçlarının fiyatları medyada duyulmadı. Bakın, 3-4 senedir bu yurt dışında şu an kenevir yağıyla tedavi yapılıyor. Şimdi, bunun fiyatlarını devlet ödüyor. Yani bu devlete de bir zarar. Tabii doğru. Sonuçta eğer İşte Sağlık Bakanlığı'na bir dilekçe yazalım birlikte. Hocam çıktı, ilaç çıktı ama medyaya hiç yansımadı. Şu an ilaç yasal oldu şu anda. Şimdi kemoterapi için. Bu konular biraz da hocamızı aşamayacak konular. Yani bunlar benim hani şimdi bana sorduğun soru löseminin tedavisiyle ilgili değil. Ben Sağlık Bakanlığı'nın bir... Soru sormuyorum hocam. Ben sadece bir hani... Ha, katkıda bulunuyorsun. Şey yapıyoruz, katkıda... Takip etmiyoruz yurt dışına. Hani... Ha, katkıda bulunuyorsun. Anladım. Anladım. Yani ben bir yorum yapamayacağım bunlara tabii. Ben hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani ben yorum yapma şansına sahip değilim. Bitki tedavisi var. Buyurun. Sizden alalım soruyu. Siz. Soru soracaktım. Bana mı, Barış Bey'e mi, Doğan Bey'e? Bana. Benim teyzem de biliyorsun hastası. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Teşhisi yeni koyuldu. Çok geçmiş olsun. Kaç yaşında teyzeniz? 43. Allah. Engel olamıyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Ben aynı şeyleri yaşadım, çok iyi anlıyorum sizi. Benim teyzem kemoterapi gördükten sonra vücudunda kararmalar oldu. Hı hı. Kararma dediğim bayağı böyle... Morarma tarzında. Morarma tarzı değil aslında. Rengi karardı. Evet, rengi simsiyah. Benim kardeşim gibi. De oldu, geçiyor onlar. Şöyle söyleyeyim, teşekkür ederim. Ben hani bunun neden kaynaklandığını bilmiyorum. Bunun neden kaynaklandığını öğrenmek istiyorum. Şimdi inanın benim yaşadığım şoku yaşıyor. Çünkü kemoterapiden sonra kardeşime bir 3 aylık eve çıkartma yapıldı. Ben de 3 aylık eve çıkartma yapılınca heyecanla kardeşimi görmek için eve gittim. Kardeşimin rengi bir tuhaftı. Böyle sanki toprak sarısı gibi. Ve ben bunu anlamadım. Bir hekim olarak hiç anlamlandıramadım. Tabii bizde araştırmak bakidir. Biz Türk doktorları araştırmayı severiz aslında. Aradık hocamızı. Hocamız kemoterapi tedavisinden sonra kan hücrelerinin yapısının değişmesine bağlı hafif bir renk değişikliğinin, bir karartın olabileceğini, tedavi oldukça bunun rahatlayacağını söyledi. O yüzden lütfen endişe etme. Kemoterapiye yanıt verdikçe ve içerisindeki kan hücreleri yükseldikçe o renk olarak biraz daha toparlayacaktır. Aslında o öyle bir fotoğrafı vardı, seni rahatlatmak için gösterebilirdim ama yanımda değil. Benim şu an yanımda, isterseniz gösterebilirim. Dışarıda bakarım, tamam. Merak etmeyin. Tamam. Oysa zaten söylerim. O şekildeyse tamam. Söylerim. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Yapabileceğiniz bir şey olursa inşallah elimden geleni yaparım. Söyleyeyim. Sizin de yapabileceğimiz bir şey varsa eğer biz de yanınızdayız. Buyurun. Siklosporin kesildi. Evet. Şimdi o kadar zor sorular ki, şu an şöyle zor sorular. Şimdi annenize verilen tedavi protokolünü bilmediğim için, yani şimdi gerçeği konuşmak zorundayım. Annenize verilen tedavi protokolünü bilmediğim için, verilen ilacın ne zamana kadar kesileceği hakkında bilgim yok.
Sadece şu soruyu sormam gerekiyor. Anneniz kemoterapi mi aldı, ilik nakli mi oldu? İlik nakliden sonra mı başlandı bu ilaç? İlik nakliden sonra başlandı. İlik nakliden sonra verilen ilacın amacı iliği reddetmesin diyedir. O ilaç bitti mi, kesildi mi? 1,5 ya da 2 sene takipler yapılır. Toplamı 5 yılı bulacak. İlik naklinden sonraki toplam 5 yılı bulacak. 2 sene mi aldı ilacı? Toplamda? Evet. Tamam. 2,5 yılımız falan daha var. Peki, teşekkür ederim. Tamam, inşallah atlatır. İnşallah. Geçmiş olsun. Var mı başka sorusu olan arkadaşlar? Buyurun hanımefendi, mikrofonu uzatalım. Hocam benim de sorum size. Benim babaanneme de yeni tanı kondu. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Bu daha bilmiyor. Tedaviye daha başlanmadı. Nasıl olur? Psikolojik olarak nasıl destekle bulunabiliriz? Şimdi çok güzel bir soru aslında. Teşekkür ediyorum. Lösemilerin 2 türü vardır değerli arkadaşlar. Biri akut lösemiler dediğimiz, benim kardeşimde ve çocuklarımızda gördüğümüz. Bir de kronik lösemiler dediğimiz, daha çok 70 yaş üstü bireylerde görülen. Babaannenin kronik lösemi tanısı almış olması gerekiyor anlattığına göre. Doğru mu? Kronik mi? Şimdi kronik lösemi tedavisi akut lösemi tedavisinden çok farklıdır. Farklı yöntemler, farklı teknikler. O yüzden babaannenin aldığı tanıyı bilip yorum yapmam lazım. Çıkışta sorarsan sevinirim. Yani o tanıyı almam lazım. Yani KML farklıdır, KLL farklıdır, aldığı ilaçlar farklıdır. Akutlar gibi değildir yani. Buradakiler gibi değildir. Hani aldığı ilaçları bilmiyorum ben de. Daha çok yeni. O zaman şöyle yapacaksın. Teknolojiyi kullanacaksın. Anneni arayacaksın. Annene ilaçları soracaksın. Anlatabildim mi? Tanısını öğreneceksin. Bana soracaksın. İnşallah elimden gelince yardımcı olurum. Yani çünkü akutla kronik farklı tanılardır. Farklı tedavilerdir. Peki hani daha haberi yok. Haber verilme süreci nasıl olmalı? Psikolojik süreci. Siz kesinlikle vermeyeceksiniz. O görev hekime aittir. Siz kesinlikle karışmayacaksınız bu sürece. Yanında destek olabilirsiniz. Ama biz hekimlerin görevi hastalığı doğru biçimde anlatmaktır. O yüzden bu görev size ait değildir. Altını çiziyorum. Siz yalnızla paylaşabilirsiniz bunu ama görev doktora aittir. Doktor tanı koydu hastanın, hastalığını açıklamakla yükümlüdür. Uslubunu da doktor seçecek. Anlatabildim mi? Siz destek olarak yanınızda olabilirsiniz. Psikolojik olarak, şimdi benim var böyle bir hastam. İsim veremiyorum, var. O hastayı söylemedik. Çünkü 81 yaşında, ailesi söylememizi istemedi. Ailesi kibarca bizim anlattığımızı kibarca söyledi. Yani yavaş söyledi onu. Biz söyleyemedik yani. İfade edebildim mi? Yani o babaannenizi siz daha iyi tanırsınız. Bir hastam da var. Hocam dedi bize lütfen doğru söyleyin, direkt söyleyin dedi. Ona da söyledik. Yani birey... Şimdi tıpta şöyle bir kural var. Şimdi şöyle yaklaşıyor insanlar. Hastalık vardır. Tamam mı? Bunun tanısı pıt 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 söylenir. Öyle olmuyor. Bizde hastalık yoktur, hasta vardır. Ne demek istiyorum? Ülser olan 2 tane hasta düşünün. Birinin midesi yanar, biri geğirir. Ama ikisi de ülserdir. Tamam mı? Farklı şikayetlerden gelir. Onu anlatırken de yüzüne, hareketlerine, bu hastalığı nasıl kaldırıp kaldırmayacağına bakarak hareket ediyoruz. Babaannenizi tanıyamadığım için yöntemi söyleyemiyorum. O yüzden babaannenizi tanıyan, tanısını koyan doktorun yapması lazım. Anlaştık? Teşekkür ederim. Diğerlerine yardımcı olurum. Var mı başka sorusu olan arkadaşlar? Arkadan bir soru var. Hüseyin'in de var sonra. Hocam arkadaşımızın sorusu üzerine bir soru soracağım. Tabii. Bir çocuk gelişimci olarak karşınıza gelen küçük yaş grubundaki bir çocuğa tanısını nasıl ifade ediyorsunuz? Yani bu çok zor olsa gerek. Evet. 18 yaş altı durumlarda ve şeylerde aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kanunları 15 yaş altında tanıyı aileyle birlikte söylüyoruz. Yani biz direkt olarak çocuğa böyle bir şey söylemiyoruz. Yani ben söylemedim. Onu çocuk hematologları daha iyi bilir. Siz nasıl yapıyorsunuz onu bilmiyorum. Bizde psikologlar ve sosyologlar var. Onlarla beraber anlatılıyor. Ailesine anlatılıyor. Tanı konulduktan sonra onları davet ediyoruz. Seminer salonlarımız var. Hepsi bir arada oluyor. Bütün aileler, annesiyse annesi, babasıysa babası geliyor. Daha sonra doktorumuz hastalık hakkında tüm bilgileri veriyor. Bu 5 yıl içerisinde bunları yaşayacaksınız diye çok net bir şekilde ailelere anlatıyor. Ve en sonunda da tedaviyi tamamlamış bir arkadaşımız annelere ve babalara sunum yapıyor. Ve iyileşmiş birini görmek onları biraz daha rahatlatıyor tabii ki.
tedavi edilebilir bir hastalık olduğu hala ülkemizde çok bilinmiyor. Dolayısıyla bu şekilde anlatmak, neler yaşayacaklarını daha önceden görmek onları biraz daha iyi hissettiriyor. Çünkü hani devlet hastanesinde olduğunuzu düşünün ya da çok kalabalık bir hastanede olduğunuzu düşünün. Doktor sadece geliyor size diyor ki ARH negatif kan bul, trombosit bul diyor. Hı. Daha bakalım trombositi bilmiyor ki. Hasta atıyorum Van'dan gelmiş trombosit bul diyor. Bir kere trombosit ne? Ankara'da bağışçıyı nereden bulacak bu adam? Gibi gibi. Dolayısıyla bunları en başından anlattığımız zaman ailelerde hazırlıklı oluyorlar. Yaşayacaklarını önceden biliyorlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Son iki soru alalım sonra bitirelim programı. Hüseyin Bey'in bir sorusu vardı. Sonra hanımefendiye de söz verelim. Benim sorum Sayın Fakülte Temsilcimiz Doğan Kayan Bey'e. Sorumluluk adına bir soru sormak istiyorum. Bugün konsey toplantısına katıldık beraber. Daha sonraki aşamalarda sosyal sorumluluğa dönük fikirlerinizi arkadaşlarımıza anlatır mısınız Sayın Başkanım? Teşekkür ederim. Övdüğün için. Arkadaşlar, sosyal sorumluluk projelerini Öğrenci Konseyi'nden ve Kızılay Kulübü'nün üzerinden yürütmeyi planlıyoruz. Bu hafta içerisinde seçimi gerçekleştirip konseyde belirlenen boşluklara yerleşeceğiz inşallah. Hocalarımız da bize bu konuda destek veriyor. İleriki vadede ne gibi sosyal sorumluluk projeleri yapabiliriz? Bunun hakkında biraz bahsedeyim. En yakın projemiz 2071 ünitenin tekrarı, devamı olacak. Yani rakam yok. Yani 2071 diye nitelediğimiz geçen seneki kan bağışı etkinliği olacak 3 Mayıs'ta. Bizim Lösev Köyü ziyaretimiz olacak. Yine belirlediğimiz arkadaş çok katılım oluyor, çok ihtiyaç oluyor, çok kişi istiyor ama bizim arabalarımız sınırlı. Yani buradan kalkıp 150-200 kişi maalesef LÖSEV'e gidemiyoruz. O yüzden kurayla belirlediğimiz arkadaşları buradan kaldırıp hep birlikte gidiyoruz köye. Köy okulu ziyareti olacak, yapmayı planladığımız bu sene ve ileriki senelerde inşallah seneye de birlikte olacağız. Nasıl oluyor? Biraz açalım olayı. Bir köy okulu, gittik Osmaniye'ye. Merkeze 45-50 kilometre dağın başında bir okul. Çocuklar hiç inmemiş bile merkeze. Çocuklara gidip atölye çalışmaları, işte bizim yaşadıklarımız, tecrübelerimiz, onları aktardıktan sonra oyunlar oynuyoruz. Yani iki günde olsa çocuklarla vakit geçirmek onlar için unutulmaz bir tecrübe oluyor. Buradan götürdüğümüz bilim ekibimiz onlara bilimle ilgili bir şey anlatıyor. İşte tiyatro ekibimiz onlara tiyatro oynuyor. Müzik ekibimiz bir şeyler çalmayı öğretiyor. Belki bir daha gidemeyeceğiz ama o iki gün bile onlar için unutulmaz bir tecrübe olacak. Çevre duyarlılığı ve sigara hizmetleri konusunda belirlenen çerçeveler dışında sigara içilmesi gibi bir kural var okulda. Fakültelerin girişinde sigara içemiyoruz bildiğiniz gibi. Sigara içen kardeşlerimiz için. Bunun izmaritlerin yere atılması konusunda değerli temsilcim Hüseyin Kök ve fakülte sekreterimizin bir projesi var. O projeyi hayata geçireceğiz. Bir 10-15 kişi belirleyip o arkadaşları fakülte içerisinde sigara içen arkadaşları uyarıp yerden izmaritini alması için ricada bulunacağız. Aklımıza gelmeyen bizim de bir sürü proje var. Aslında fikirlere de açığız. Ya şunu yapsak nasıl olur? Hep birlikte şuraya gidelim mi? Ya da şunu yapsak daha güzel olur. Biraz daha faydalı olabiliriz gibi fikirler her zaman açığız. Sosyal medya hesaplarından, az önce slide'da gösterdiğim mail hesaplarından ya da Facebook'tan bana bizzat bir ekibimizden herhangi bir arkadaşımıza ulaşıp ya şöyle bir fikrim var, oturup bir çay kahve içip size anlatsam olur mu dediğiniz zaman mutlaka size yardımcı oluyoruz. Geri çevirmiyoruz. Bir de çok önemli bir proje daha var. Okulda kitap durağı gibi bir proje var. Bazı belediyeler yapıyor bunu. Belki görmüşsünüzdür. Üniversitemizde 4 tane durak var. Duraklara arka tarafına işte kütüphane şeklinde kitaplar koyup beklerken bir karıştırmak olsun. En azından kitap farkındalığını yaratmak için bir proje düşündük. Üniversitemizde bunu onay verirse duraklara kütüphane yapacağız. Bir de Kızılay Kulübü'nün de aktif olarak gerçekleştirdiği köy okullarına gitmeden yardım göndermek. Yani belki birkaç köy okuluna gidebiliriz ama 15-20 köy okuluna yardım gönderebiliriz. Kıyafet, kırtasiye malzemesi, giysi, kullanılmamış olması bizatihi tercihimizdir. Fakat giymediğimiz ya da az kullanılmış olan, çünkü ikinci el kıyafet, onlar da insan. Kaldırıp yırtılmış kıyafetlerimizi, eskimiş kıyafetlerimi vermek etik olmaz. Az giyilmiş, işte ne bileyim, kullanmadığımız kıyafetlerimiz varsa kulübümüze ulaştırabiliriz. Biz bölüm bölüm böyle büyük kampanyalar başlatmasak da elimizden geldiğince göndermeye çalışıyoruz. Aklıma gelenler bunlar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlk önce Can Bey'e,
Bir soru daha var değil mi? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum size, bizi bilinçlendirdiğiniz, bilgilendirdiğiniz için. Ben şunu merak ediyorum. Bir hastane yapıldığından bahsetmiştiniz ve tam kapasiteyle çalışamıyordu. İzin gelmiyordu Sağlık Bakanlığı'ndan. Yani biz bir şeyler yapabilir miyiz bununla ilgili? Dilekçe ya da imza kampanyaları, hastanenin tam kapasiteyle çalışabilmesi için. Hani bizim yapabileceğimiz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Mutlaka var tabii ki. Kendi yani bizler sizleri şöyle yapın, böyle yapın gibi yönlendirmemiz çok doğru olmaz. Hani sizler yazabilirsiniz, Sağlık Bakanlığı'na yazabilirsiniz, işte BİMER'e yazabilirsiniz. İmza kampanyaları düzenleyenler oldu Change.org üzerinden. Bayağı aslında biz de duyurmuştuk sayfalarda. Evet, sizler de topluluk olarak. Zaten söylemeye gerek yok. Yani her zaman arkamızdasınız. Yani sizler bireysel olarak bir şey yapabilirsiniz ama biz sanki böyle halkı birilerine kışkırtıyormuş pozisyonunda olmak istemiyoruz. Öyle bir şey, öyle bir yönlendirme yapamayız. Ama sizler de tabii ki bu hastanenin açılmasını istiyorsunuz ve bu isteklerinizi bazı kanallardan ulaştırabilirsiniz tabii ki. En son hastanenin iskanını mahkeme kararıyla aldık ve Sağlık Bakanlığı'na tekrar başvuruda bulunduk. Herhalde 1-2 aya çözülmesini bekliyoruz. Eğer olmazsa belki başka şeyler yapılabilir, bilemiyorum tabii. Rica ederim. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. İkinci öğretimlerin ders saatte yavaştan başlayacak. Değerli hocamız İlker Bey'e, Can Bey'e, Safranbolu Şube Müdürümüze, Genel Sekreterimize ve bir değerli Medikar ailesine ben şahsım ve okulum adına çok teşekkür ederim. Sizlere daha çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.